Ben de iyiyim, sağ olun. Merhaba. Ne var ne? Artık emeklerimizin karşılığını almış. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emeklerimizin karşılığını evet. Almış. Evet, çok güzel oldu. Gözünüz gibi bak, çok güzel olmuş gerçekten. Evet. Buyurun efendim. Sağ ol. Şu an Bilecik Belediye'mizin serasındayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafımıza kışlık fide göndermişti, marul fideleri. Onları seramızda ilk kez yetiştirmeyi denedik, uygun hava koşullarını sağlayarak. Ardından marullarımız gördüğünüz üzere çok güzel yetişti. Biz de onları bugünden itibaren ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya ekibimizle birlikte devam edeceğiz. Seramızda ata tohumundan 5000 adet marul yetiştirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bilecik Belediyesi olarak her zaman çiftçiye, tarıma önem verdiğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Çok yakın bir zamanda da sizlere de duyurduğumuz üzere karakılçık buğdayı ekmiştik ekilebilir alanlarımıza. Sulak alanlarımıza yine kabak ekimi yapmıştık. Bunlardan alacağımız hasatlarla, verimlerle de karakılçık buğdayının belli bir kısmını reçetede, ekmek reçetelerimizde kullanarak sosyal tesislerimize, anaokullarımıza, kendi kafeteryalarımıza kullanılmak üzere kendi alanlarımızda üretimini gerçekleştireceğiz. Bunda mutluluğunu sizlerle paylaşmak isterim. Yine Bilecik Belediyesi olarak orta refüjümüze lavanta dikimi gerçekleştirmiştik. Bunun da verimini bu yaz Temmuz aylarında çok güzel bir şekilde aldık. Biliyorsunuz ki Akdeniz Havzası'ndayız. Çok fazla su tüketmeyen bitkileri her zaman orta refüjümüzde kullanmaya devam edeceğiz her alanımızda. Oradaki lavantaları toplayarak kadın kooperatifimizle birlikte Park Bahçeler ve Kadın Kooperatifi'nin el birliğiyle, iş birliğiyle analizleri yapıldı. Yetişen lavantalardan oda kokusu, sabun, mum, yine lavanta kolonyası ve lavanta yağı elde ettik. Ve bunları kooperatifimizin kadınları satışa sundu. Şehrimizin tanıtımı için elimizden geleni yapıyoruz. Çevremizi, doğamızı korumaya devam ediyoruz. Bilecik Belediyesi olarak her zaman çiftçinin, tarımın yanındayız.